Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Belediye Meclis Üyeleri. Böyle mübarek bir günde böyle nezih misafirlerle birlikte iftar yapmaktan son derece memnunuz. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanımıza. Bizim zamanımızda belediye başkanlarını Ramazan iftarlarında çağırmak bir adetti. Fakat bu adet Mustafa Güler zamanında biraz aksamalara neden oldu. Fakat böyle nezih bir toplulukta çok önceki belediye meclis üyeleriyle birlikte bizleri burada iftar sofrasında ağırlamakla bu kabahatini de birazcık herhalde affettirdi sayılır. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Memleketli hizmet her zaman söylenir bayrak yarışı. Bu bayrak yarışını biz de zamanında yaptık, geçirdik. Şu anda belediye başkanımız buna devam ediyor. Malum bayrak yarışında bayrağı taşıyan kişi arkasından gelen ikinci yarışmacıya bayrağı teslim eder. Kendisi de yarıştan çekiliyor. Bazı yarışmacılar yarışı bir sefer tamamlarlar. Bizim gibiler yarım yamalak da olsa yarışı tamamlamak için gayret sarf ederler. Fakat sağlıklı belediye başkanımız güzel performansıyla bu yarışta hızını alamadı. Elhamdülillah üçüncü ve dördüncü içinde kendisini bu kadar bekliyoruz. Yarışta görmek için arzu ediyoruz. Kendisine böyle bir günde bizlere ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Yaptığı hizmetler geçirdiği zamanla kıyaslandığı zaman yani elhamdülillah hatırı sayılı hizmetler yaptığını her zaman için görüyoruz. Hizmetlerinin devamını da her zaman arzu ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Kendisine yardım eden yardımcı kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Tekrar teşekkür eden hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Sevgili başkanlar, geçmiş dönem tavşanlığı yapısında izi olan çok sevgili vefat etmiş olan başkanlarımızın çok değerli aileleri, başkan yardımcıları, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız ve sevgili dostlar. Biz de bu akşam bu nezih salonunda ben her şeyden önce aydınlaşma suretiyle Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'na hürmetle saygı duyarak teşekkür ederim, borç veriyorum çünkü meteoroloji binasının bulunduğu alanın Avşarlı Belediyesi'nin fahsisinde gerçekten çok büyük katkısı olmuştu. Biz de o katkıyı böyle bir eserle taşlandırdık. Elhamdülillah diyoruz. Hemen Seçim Avşarlı Başkanı'na teşekkür ediyorum. Avşarlı'nın 1850 yıllardan itibaren var olan gelişimini sağlayan, her dönemde değişik başkanlarımızın veya görev olan arkadaşların buranın gelişiminde ve değişiminde katkısı olduğu, izi olduğu, en azından deneysel olduğu bir şey. Yani bir anda avşanlı bu hale gelmedi. Her dönem görev alan belediye başkanı, kardeşlerimiz, büyüklerimiz, abilerimiz mutlak manada üzerinde düşen sorumluluğu yerine getirdiler. En son mesela Mehmet Zeki Akçam Başkanı, madem açıldık onu, yani toplamda 2,5 sene var yok belediye başkanı yaptığı dönemde hakikaten iz olarak kabul edeceğimiz, eser olarak kabul edeceğimiz, bugün hala ayakta olan eserler var ki o kısa dönemin başarısıdır. Çünkü o sorumluluk ve bilinç masanın öbür tarafına geçtiğiniz zaman biraz daha farklılaşıyor. Burada Ali Sam Başkanım var. 2004-2009 yılı arasında o da görev yaptı. Altyapı ile ilgili başlatmış olduğu yatırımlar ve yeşillerimle ilgili başlatmış yatırımlar onun döneminde başladı. Bizler devam ettik. O da kendi dönemi içerisinde çok başarılı hizmetlere aynı zamanda katkı sağladı. Yani neticede
Bu başarı ortak bir başarı. Belediye başkanlarına ait olan bir başarı değil, aynı zamanda Mehmet Başkan'ın ifade ettiği gibi ekip de beraber olmuş. Biz 2009'da ilk göreve geldiğimiz zaman belediye meclisi arkadaşlarımız var, keza bunlar ilk kısmı burada. Fatih'in 2002'de kurulduğu dönem görev alan arkadaşlar var, keza onların da ilk kısmı burada. Ve yine geçmişte, tavşanlarına gelecek geçmişinde izi olan aileler var ki Ekrem Benli abim de burada mesela. Reşat Seyitinoğlu abim de burada. Ümitör Seferoğlu başkanımız da burada. Bu anlamda Avşanlı gelişen, büyüyen, değişen bir ilçe oldu sürekli. İlçeleri her yön, her geçen gün gelişen ve devletin hani bir yerde mercek altına aldığı ilçelerden birisi oldu. En basit tabiriyle 2009'da 55 bin olan nüfus bugün için 72 bin ulaştı. Ama bu arada şunu ifade etmek gerekiyor. Köyler boşanmasın düşüncesiyle yaklaşık bizim 14 bin aileyi nüfusa kaydettirme yani korkunç olamıyoruz onları. Yani istesek onlar da nüfusa kaydolur ama bu defa köylerin boşalma ihtimali var. Bu olaydan dolayı bizim adrese dayalı kayıt sisteminde yani belediyenin arşivindeki o maske dediğim sistemde kayıtlı olan ailelerin 14 bini bugün köylerinde kayıtlı. Varsın olsunlar. Tarımın unutulmaması gerekiyor. Hayvancılığın unutulmaması gerekiyor. O köylerin boşalmaması gerekiyor. Her ne kadar da maddi olarak bizi etkilese de bu etkileşim genel anlamda bizi hani bu menfaatlerden dolayı pek fazla şunun için olumsuzluk anlamında bir anlamı ancak ifade etmiyor. Ben burada Mustafa Şirin abiyi de görüyorum. O da hem belediye meclisi, hem de parti kurucusu. Ve aile itibariyle geçmiş dönemde babaları belediye başkanı yaptı. Yine karşıda Mustafa kardeşim var. Onun ailesi de geçmiş dönemde belediye başkanı görevinde bulundu. Neticede biz bu akşam burada bir aileyiz. Evet. Şimdi zaman zaman bu kesintiler olsa da ben ilk defa geçmiş dönemde belediye başkanı yapmış olan ailelerin şu anki hayatta olanlarına bir plaketle başlamıştı. Devamı gelmedi. Haklı. İftarlara son iki dönemde hatta üç dönemde istediğimiz gibi olmuyor malum nedenlerden dolayı. Bu sene vefa akşamına, vefa iftarı adı altında böyle bir iftar programı tertip ettik. Geldiğinizden dolayı hepinizde aileye getirecek bir borç veriyor. En dik masada Kemal Dilim var mesela. O da bir ailedir manada. Ben görebildiklerimi, tanıyabildiklerimi ve şöyle baktığım zaman bildiklerimi burada isim olarak sayıyorum. Bu mozaiktir bu. Önemlidir yani bu akşam manada. Kavşak adım önemlidir. Birliktelik adım önemlidir. Ve başkanın dediği gibi bir nöbettir bu. Biz üç dönemdir yapıyoruz ama yani bu nöbet bir gün sonlanacak. Eminim az kaldı zaten bu anlamda. Ve bizden sonraki gelecek olan arkadaşlar da bu nöbeti aldıkları yerde devam ettirecekler. Üzerine taş koymaya devam edecekler. İnşallah. Temennimiz bu. Çünkü benim bir sözüm var, o da şu. Bir belediye başkanı, ben yemiyorum, işliyorum. Hani demesi bir anlamı ifade etmiyor. Zaten onları yapmaması gerekiyor. Önemli olan bir belediye başkanı, idare ettiği belediyeyi zaman kaybettiriyor mu, kaybettirmiyor. Zaman kaybettirmemek en iyi daha. Doğru olan da bu. Çünkü onun bedeli, vebali gerçekten önemli. Bu manada geçmiş belediye başkanlarımızın tamamı Avşanlı Belediyesi'ne zaman kaybettirmemiştir. Bu o apaçı da ortadadır. Hayatta olanlarından Cenab-ı Allah uzun ömürler versin. Vefat edenlerimize de Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele kılsın. Mehmet 1989-94 arasında belediye başkanı yapmış olan Mehmet Başkan'ın ayağını bir kesildi mesela. O da bu akşam burada olmayı çok az duydu. Gelemedi, onu da ayrıca sesini almak. Hepinize bu mutlu akşam için hayırlı akşamlar dilediğimi ifade ediyorum. Tekrar Ramazan şerifiniz mübarek olsun. Kadir gecemiz mübarek olsun. Ve idrak edeceğimiz bayramda ailemizle birlikte ülkenin geleceği adına mutluluklar ve huzur geçsin diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.